sorduk değerli izleyiciler. Hemen kadrolara bakalım. Aytemiz Alanyaspor. Kalede Ahmet Çağrı var. Üçlü savunmada Eren Kerem ve Çağan oynuyor. Orta alan dörtlüsü Emircan, Samet, Bedirhan ve Murat. Salih Mert, Alihan ve Muhammed Arda hücum üçlüsü 4-3-3 oynatıyor. İlker Seven Hoca, Aytemiz Alanyaspor'da değerli izleyiciler. Muhammed Arda uzun hücum hattında 9 gol attı bu 20 maçlı sezonda. Yusuf Özdemir'in 8 golü var. Takımın en golcü isimleri. Bugün Semih yedek kulübesinde, onu da belirtelim. Kasımpaşa'nın kadrosuna bakalım. Ramazan kalede Furkan Ensar, Taha Veysel ve Eren savunma dörtlüsü Kasımpaşa takımında. Ahmet Erol, Hasan Emre hemen önlerinde oynuyor. Ömer, Talha, Mümin, Paksoy, Anıl, Asçelik ve Kaan Balcı klasik bir 4-2-3-1 formasyonuyla oyun alanında. Erkan Çoker'in takımı ki sezonu da böyle tamamladıklarını belirtelim değerli izleyiciler. Artık iki takım hazır. Fotoğraf çekimi yapılıyor. Ardından 90 dakika başlayacak. 20 maçlı tek devreli sezonda Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa'yı 2 Mayıs'ta oynamışlardı değerli izleyiciler. Ve 3-1 mağlup etmeyi başardı tek devreli ligde, ama enteresan, ligde devam eden alınan sonuçların aksi sonuçlar alınıyor, onu da belirtelim. Galatasaray Beşiktaş maçı berabere tamamlanmıştı. Galatasaray 4-2 geçti. Medipol Başakşehir Fenerbahçe'yi normal sezonda mağlup etmişti ama 6-0 Fenerbahçe burada rakibini geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Bu maçın nasıl bir hikayesi olacak? Hangi takım daha hazır, bunu göreceğiz. Çocuklar da çok zorlayıcı bir süreçten başladı. Yani ilk maç 14 Mart'ta oynandı. Son maç 20 Haziran'da oynandı bu dar süre. Ve bugün burada çeyrek finaller başladı. Ardından yarı final ve belki final, iki takımdan hangisini göreceğiz yukarıda. Bunu da merakla bekliyoruz. Elbette şampiyonluk önemli ama bu yaş kategorisinde oyuncuların gelişimleri, kat ettikleri yol çok daha önemli. Takımlar mutlaka hem Alanyaspor hem de Kasımpaşa buradan üst yapıya çıkaracak isimleri, çıkartacakları isimleri dikkatle takip edecekler. Ekranınızın sağ tarafındaki kaleyi Kasımpaşa koruyor ve dua ediyordu. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Erkan Çoker Hoca da ekranlarınıza geldi. İlker Seven ekranlarınızdaydı. Ramazan kendi duasını yapıyor. Alanyasporlu oyuncular da karşılaşma öncesinde galibiyet yemin ettiler. Mücadele Muhammed Arda'nın ilk dokunuşuyla Alanyasporlu oyuncularla başlayacak. Enteresan oynanan iki maçta da ilk çeyrek saatte goller vardı. Bugün nasıl başlayacak maç? Bugün nasıl bir hikaye izleyeceğiz 90 dakikada? Bunu da birlikte göreceğiz. Davut Dakul Çelik yardımcılarını ve dördüncü hakemden tamam işaretini aldı. Saatini kontrol ediyor. İlk düdük geldi. İki takım oyuncularına da başarılar dileyelim. Samet, Eren, Kerem, Eren Berberoğlu, Emircan'la paslaştı. Kaan Balcı o bölgeye gelen isim, uzun oynadı. Muhammed Arda hareketli, Taha Veysel topu oyun alanının dışına gönderiyor. Veysel kullandı, Ömer Talha girdi araya. Emircan kullanacak, karşılaşmanın hakemi yerinden kullanılmasını istedi. Atış kullanılıyor. Samet de geldi. Bir orta şansı ceza alanına, son müdahale savunmadan Eren topun geçmesine izin vermedi. Top oyun alanını terk ediyor. Karşılaşmada ilk köşe vuruşu ve Alanyaspor takımı kullanacak. Salih Mert topun başındaki isim. Alanyasporlu 4 oyuncu birlikte ceza alanına hareketlendiler. Atış kullanıldı. Bir kafa Ramazan çevirdi. Müthiş kurtarış. Eren çaktı kafayı. Ramazan hemen çeliyor. Muhammed, Murat, Bedirhan, Muhammed Arda. İki rakibi arasında devam edemedi. Furkan uzaklaştırıyor. Eren Berberoğlu top oyun alanının dışına gönderdi. Kaptan Hasan Emre. Eren aldı. Ömer Talha'yı düşünüyor. Top dışarıda. Oyun hareketli başladı ve belli ki öyle devam edecek. Salih. Anıl arkadaşıyla oynadı. Ömer hareketli. Kaan.
Sıyrılabilecek mi? Kaan yerde. Faul bekliyor. Karar devam. Alanya Spor çıkmaya çalışırken Hasan Emre'nin baskısı vardı ve yerde kaldı. Faulü alıyor. Emircan rakibini kaldırmak istedi. İlk faul beklenen pozisyon. Emircan buradan taşıyor değerli izleyiciler. Ardından Hasan Emre böyle yerde kaldı. Anıl Asçelik topun başındaki isim. 2002 doğumlu değerli izleyiciler. Kasımpaşa'nın oyuncusu. Cezalı'nın içinde 4 arkadaşı var. Ahmet Erol da hemen cezalı'nın önünde hazırlık yaptı. İşaret geliyor. Anıl. Falsolu bir orta. Ters bir kafa. Muhammed Arda vurdu. Korner. Ömer ve Anıl gidiyor yine köşe gönderine. Ensar ve Taha Veysel uzunları. Alanya Spor cezalığının içinde Kasımpaşa takımının. Karşılaşmanın hakemi iki oyuncuyu çizgiyi geçmemeleri hususunda uyardı. Anıl arkadaşlarına bakıyor. Anıl öndürek hizasına. Seken top kaleye yöneldi. Üstten dışarıda out. Kasımpaşa'nın etkili geldiği an. Söyleyelim, Ahmet Çağrı ve Ramazan iki takımın kalecileri. Ve sezon içinde iyi performanslar gösterdiler. Aslında iki takımı da ilk 8'e taşıyan oyuncu performansları önemliydi. Karşılaşmanın hakemi bekleyin diyor değerli izleyiciler. Ve top tekrar Ahmet Çağrı'da. Şimdi evet, oyunun tekrar hareketlenmesini istedi. Çağan Kayra. Alihan kendisini göstermişti. Uzun top Muhammed Arda'yı tercih etti ama dışarıda. Furkan kullandı. Ensar. Taha. Hasan. Taha Veysel. Kaan hareketli. Kaan'a doğru gönderilen top geçmesine izin vermedi. Bedirhan. Ömer. Ömer aldı, sıyrıldı, yerde kalıyor. Faul. Elini cebine götürüyor karşılaşmanın hakemi. Bir kart çıkacak. Şık hareket. Ömer Talha yaptı hareketini. Kerem rakibine dokunuyor. Sarı kartı aldı. Erken sarı kart kaptan için. Hasan Emre atış için hazırlık yapıyor. Kerem Ayta. Aytemiz Alanya Spor'un kaptanı, 2001 doğumlu, takımın tecrübeli isimlerinden biri değerli izleyiciler. Savunmadaki arkadaşlarını uyarıyor. Hasan Emre sert vuruşları var. İki kişilik barajı istedi kaleci Ahmet Çağrı. Altıncı dakika. Hasan Emre topun başında. İşaret geldi. Hasan Emre. Hasan. Sert şut. Kaleci Ahmet. Ahmet hemen kullandı. Alihan koşu yapmıştı. Kafayla çeviren Ensar. Top Alanya Sporlu oyuncularda kaldı. Emircan. Salih Mert yerde. Faul bekledi, gelmedi karar. Kaan'a gönderilen top. Kerem. Kaan'da kaldı. Kaleci yerde ve top dışarıda az farkla. Ahmet Çağrı bir anda yere düştü değerli izleyiciler. Bu şutu Kaan'ın dışarı çıkıyor. Enteresan bir an yaşandı. Hadi birlikte izleyelim. Burada bir hata ve Ahmet Çağrı yere düşmüştü. Top çerçeveyi bulmadı. Eren. Emircan. Bedirhan yaklaşmıştı. Pas istiyordu Ahmet Çağrı. Çağan Kayra. Alihan. Top dışarıda. Mümin bırakıyor. Furkan Yaşa kullanacak. Ensar. Taha Veysel. Gönderdiği yerde Emircan vardı.
Samet hareketli. Muhammed kendisini gösterdi. Samet Elvacı. Eren. Çağan. Kaptan Kerem. Bedirhan. Samet. Eren. Çizgide Salih kendisini gösterdi. Onu tercih ediyor. Ömer araya girdi. Savunma arkasına gönderilen top. Ahmet. Mümin Paksoy'un koşusu vardı. Kasımpaşa takımında. Bir top kaybı orta alanda. Anıl. Mümin. Top dışarıda. Taç. Kasımpaşa'nın. Bekliyor karşılaşmanın hakemi değerli izleyiciler. Vardı birincileme. Evet devam. Furkan uzun kullandı. Kaan dönünce kafa savunmadan ama Kerem'e yapılan müdahale faul. Alanya Spor sezona Antalya Spor galibiyetiyle başladı değerli izleyiciler, deplasmanda ve Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak tamamladı sezonu. Çok inişli çıkışlı bir grafikleri yoktu açıkçası. Kasımpaşa Konya Spor mağlubiyetiyle başladı. Antalya Spor'u 5-1 mağlup ettikleri maçla sezonu noktaladılar ve öncesinde yine Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmışlardı. Onu söyleyelim. Ahmet kazandı. Ensar. Pası yerini bulmuyor ama topu istediği gibi önüne alamadı. Murat Çetin. Hasan Emre. Furkan. Mümin hareketli. Çağan hata yapmıyor, faul. Mümin de arkadaşından özür diledi. Hafif bir itme. Çağan, Kayra, Erciyas. 4 Şubat 2003 doğumlu, gencecik, pırıl pırıl bir isim Alanya Spor. Savunma üçlüsünün sağ tarafında görev yapıyor. Emircan. İkili sıkıştırma. Kaan kazanmıştı. Ayak koyan Eren. Eren Karacaoğlu gitti. Topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor. Hasan Emre kendisini göstermişti. Kaan. Ömer. İki rakibi arasında çizgi üzerinde mücadele. Top dışarıda, karar out. Ekranlarını yeni açan değerli izleyenlerimiz için hatırlatalım. Bu maçın ardından bir saatlik ara yine aynı sahada Trabzonspor'la Göztepe çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek değerli izleyiciler. Trabzonspor ligi 2. Göztepe 7. tamamlamıştı. Hasan Emre. Murat araya girdi. Kafayı vuran Alihan. Muhammed Arda. Alihan. Bedirhan kontrol edemiyor. Ömer verdi pasını. Anıl. Anıl Asçelik. Mümin'in koşu yoluna. Mümin alabilecek mi? Girdi ceza alanına. Mümin çeviriyor içeriye. Ayak koydu Çağan. Korner. İki oyuncu birlikte hareketlendiler. Mümin sol taraftan çok iyi sezdi ve o boşluğa bir koşu yapmıştı. Çağan da rakibine eşlik etti ve o son topta ayağını uzatıyor. Top dışarı gitti. Hasan Emre köşe vuruşunu kullanacak. Ömer de yanına geldi. Ömer Talha. Paslaşıyorlar. Hasan Emre. Furkan.
yerden bir orta denemesi uzaklaştırıyor Alanyaspor. Eren Karacaoğlu. Uzun top Ahmet Çağrı. Ömer Talha hiç hareketlenmedi. Savunmanın gerisindeydi. Topa bir hamlesi mutlaka bayrağı kaldıracaktı. Çağan. Kerem. Eren Berberoğlu. Salih Mert yaklaştı. Eren. Kerem Ayta. Kontrapas. Murat Çetin. Murat ayağının altından kaçırıyor. Ve arkadaşlarından özür diledi. Genç oyuncusu Alanyaspor'un 2003 doğumlu o da. Taha Veysel. Hasan Emre. Furkan Yaşa. Ensar. Taha Veysel. Şık hareket Eren kontrol edemedi. Eren Karacaoğlu ekranlarınızdaydı. O da Kasımpaşa savunmasının sağ tarafında görev yapıyor. Emircan kullandı. Tekrar Emircan. Salih havalandırılan top Alihan. Kalesini terk etti. Kafayı vurdu Ramazan. Alihan yerde. Hücum devam ediyor. Murat Çetin. Murat kaleye gönderdi. Top dışarıda. Zamanlama müthiş. Düdük de çalmadı. Alihan yerde kalıyor. Alanyaspor takımında sağlık görevlileri şimdi oyun alanına geliyor. Alanyasporlu oyuncular o pozisyonda bir faul bekliyordu. Karşılaşmanın hakemine de bunu anlattılar. İşte o an Ramazan kalesini terk etti. Dokundu. Kendi yer alanı ortalarına kadar geldi. Hacı Ramazan Özkanlı. 4-3-3'te Muhammed Arda ara ara geriye kadar geliyor. Salih Mert Alihan bu üçlüyü hücumda kullanıyor. Alanyaspor kanatlardan çizgiyi kullanarak Murat Çetin, Emircan'ın geldiğini görüyoruz. Nadiren Eren Berberoğlu, Çağan Kayra hücuma çıktılar. Geri üçlü sabit kalıyor. Bugün merkezde oynayan Kerem Ayta sarı kartlı takım kaptanı. Kalan dakikalarda fevkalade derecede dikkatli olması lazım. Belirhan Samet Elbacı ikilisinden daha geride Samet'i izliyoruz. Belirhan da o pas trafiğini yönetme çabası içinde ara ara Emircan ve Murat da İç orta saha gibi oynuyor Alanyaspor takımında. Evet, Alihan kenara geliyor. Ciddi bir problemi yok. Ramazan oyunu tekrar hareketlendirecek. Mücadelenin ilk çeyrek saatini geride bıraktık değerli izleyiciler. Golsüz eşitlik devam ediyor. Ensar. Hasan Emre kaldırdı kafasını, yerden gönderiyor Eren'e. Eren. Salih Mert geldi karşısına. Hasan Emre. Uzun top Furkan'ı düşündü ama Furkan'ın alabilmesi mümkün değil. Kasımpaşa takımında da dörtlü savunmanın önüne daha çok gömülen isim Ahmet Erol oluyor. Hasan Emre biraz daha oyun kurucu görevinde takım kaptanı Kasımpaşa'nın. Murat kaybetti, ardından yerde kalıyor, faul. Faulün oluşumu ekranlarınızda. Kasımpaşa takımında Mümin Paksoy pozisyonun içindeki isimdi. Eren uzun oynadı. Emircan. Bedirhan. Zor pas. Çağan. Murat. Alihan tekrar oyun alanında. Çağan Kayra. Kerem. Eren. Çizgide Emircan'ın koşusu vardı. Onu görmedi arkadaşı. Çağan. Çağan.
Samet. Bedirhan. Çağan. Murat. Murat topla hareketli, ikinci rakibi geldi, pası aldı. Alvers başarılı, içeri çevirebilecek mi? Ensar Sarı. Ensar'ın müdahalesi, korner. Murat ve Ensar ekranlarınıza geliyor. Salih Mert köşe vuruşunu kullanacak. Aytemiz Alanyaspor takımında enteresan 4 ya da 5 oyuncu kümeleniyorlar ceza alanı önünde. Şu anda olduğu gibi değerli izleyiciler. Ve kullanıldığı anda hareketleniyorlar. Orta geldi. Savunma karşılıyor. Taha uzaklaştırdı. Kafayı vuran isim Samet Helvacı. Kasımpaşa için bir kontratak şansı olabilecek mi? Olamıyor. Murat kaybetti. Ömer Talha aldı, götürüyor Ömer. Ömer açısı daraldı. Arkadaşları henüz ceza alanı içinde değil. Karar korner. Son müdahale savunmadan. Bu arada karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Çünkü kartları yere düştü, sarı ve kırmızı kartlar. İnşallah karşılaşma boyunca kullanma ihtiyacı duymaz. Ömer Talha topun başında. Hasan Emre yine arkadaşının yanına geldi. Hadi yer değiştirelim diyor ve ikili yer değiştiriyor. Cezalının içinde 4 oyuncu var. Paslaşarak kullandılar. Ömer. Furkan. Furkan yaptı ortayı. Kafa ikincisi gelecek Mehmet Çağrı. Evet, kartlar düştükten sonra devam eden oyunda fren yapmadı karşılaşmanın hakemi. Top dışarı çıkınca geri döndü ve kartlarını alıyor. Şu anda oradaki tek not Kerem Ayta sarı kartı gördü. Samet. Çağan. Alihan. Ahmet. Mümin bıraktı. Anıl. Eren Berberoğlu vuruyor kafayı. Yerinden kullan diyor Davut Dakul Çelik. Bekle dedi. Şu anda bekliyor. Atışı yapma diyor. Bir pozisyon incelemesi olsa gerek. Evet, devam. Furkan Yaşa. Taha. Eren Karacaoğlu. Ömer. Ömer iki rakip arasında girdi, çıkamadı. Karar faul. Şunu da belirtelim değerli izleyiciler. Karşılaşmanın hakem triyosu genç isimler ve ilk kez VAR kullanıyorlar. Onu da belirtelim. Aynı zamanda eğitim amaçlı bu hakemleri çok kısa süre içerisinde Süper Lig'de de izleyeceğiz. Hem karşılaşmanın dördüncü hakemi Furkan Aksuoğlu hem de Davut Bakul Çelik mücadelenin orta hakemi. Yine Ozan Bileyici VAR'da, AVAR'da Selim Özen, genç hakemler. Sağdaki genç oyuncularla birlikte hakemleri de üst kategoriye çıkaracağız. Dünden beri iyi yönetimler izliyoruz. Ömer bıraktı. Ceza alanı için orta, dışarıda. Offside bayrağı kalkmıştı. Şimdi kaleci Ahmet Çağrı endirek vuruşu kullanacak. Ahmet Çağrı Güney. O da 2003 doğumlu Alanyaspor'un kalecisi. Takımdaki en genç isim santrfor Muhammed Arda Uzun, takımın da en golcü ismi değerli izleyiciler. Ve 2005 doğumlu. Ömer. Çevirdi. Kaan. Arkasında Eren var. Top dışarıda. Son müdahale Eren Berberoğlu'ndan. Maçın ilk tehlikesinde Eren Berberoğlu ortaya kafayı vurmuştu. Kaleci Ramazan İyi bir orada iyi bir müdahaleyle topu çıkarmayı başardı. Taha Veysel. Anıl.
Ensar. Furkan'ın koşu yoluna. Furkan alabilecek mi önüne? Top ayağından açılıyor. Samet kaybetti. Mümin kazanıyor ama Mümin'in faul yaptığını işaret ediyor mücadelenin hakemi. Biz de ilk yarının ilk yarısını tamamlıyoruz değerli izleyiciler. 23. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Anıl vurdu kafayı. Mümin. Yatarak müdahale geliyor. Karar taç ve bu arada su molası veriliyor. Davut Akul Çelik tarafından iki takım oyuncuları için ve tabii bizim için de şart alan, Antalya'da sıcak bir hava var. Nem de bir hayli yüksek değerli izleyiciler. İki takımın karşılaşması Alanyaspor Kasımpaşa. Ligde gollü ve keyifli bir maç vardı. 4 gol vardı. 3-1 Alanyaspor kazanmıştı. Bugün tabii o takımdan 10 oyuncu oyun alanında Alanyaspor takımında. Hakeza Kasımpaşa'da 9 oyuncu yine oyun alanında. Mutlaka birbirini tanıyan gençler bunlar. O karşılaşma kadar çok pozisyon izlemiyoruz ama ilerleyen dakikaların gol ve goller vaat ettiğini şimdiden söyleyebiliriz. İlker Seven Hoca oyuncularını uyarıyor. Mutlaka bu su molası teknik adamlar için de müthiş bir fırsat. İki yetiştirici Erkan Çoker ve İlker Seven önemli genç oyuncuları Türk futboluna kazandırdılar. Ve kazandırmaya devam edecekler. Tabii bu gençleri yönetmek, bunlara futbolu, formatı, taktiği, tekniği öğretmek bambaşka bir iş. Özellikle işin Alanyaspor cephesinde üçlü savunma çok kıymetli. Çünkü oyuncular farklı formasyonları oynamayı bu yaşlarda öğrenecekler ki A takıma çıktıklarında işte teknik adam tercihlerinde ya da sistem değişikliklerinde yeni sistem değişikliklerine adapte olsunlar ve pozisyon bilgisi de çok önemli. O formatı oynayacaksınız ki pozisyon bilgisi adına bu çok önemli ve Alanyaspor'un oynadığı oyun bence Alanyasporlu oyuncular açısından bu anlamda büyük şans. Evet, oyuncular tekrar oyun alanına geldiler ve taç atışıyla oyun tekrar hareketlenecek. Belki tek net fırsat Alanyaspor'dan geldi ama Kasımpaşa'nın oyununu sakın hafife almayın. Şöyle hafif duraksadığınızda bir anda skoru 2-0 yapabilecek bir kadrosu var. Onu da belirteyim. İşaret geldi. Murat kullanıyor. Muhammed Arda. Gönderdiği yerde arkadaşları yoktu. Mümin. Eren'in uzağına düştü. Emircan. Emircan rakibinin solundan attı, sağından geçti. Kaldırdı kafasını. Henüz arkadaşları hücum hattında değildi. Salih Mert. Eren Berberoğlu. Riskli pas. Çağan. Murat. Murat Çetin. Bedirhan. İyi paslaşmalar. Sağ tarafta Alihan'ın koşusu vardı. Samet arkadaşına iletememişti. Murat vuruyor. Ayak koyan Mümin. Murat. Bedirhan. Emircan. Eren karşısında. İkili sıkıştırma yatarak müdahale arkadaşına kazandırdı. Bedirhan'ın pası biraz hızlı avuç çizgisine kadar. Zorlu bir ikili mücadele. Top dışarıda, faul. Birlikte izleyelim. Eren yerde kaldı. Kasımpaşa takımında. İşte pozisyon ekranlarınızda değerli izleyiciler. Bir şekilde Bedirhan o topa müdahale etmek için hamle yaptı. Sağ içinde ara ara sevimli bir agresifliğe de sahip, onu söyleyelim. Evet, top hareketliydi. Şimdi faul atışının kullanılmasını istediği karşılaşmanın hakemi. Ensar. Furkan'a zor bir pas dışarıda. Taç. Murat kullandı. Araya giren Ahmet. Pasını da aktardı. Bir top kaybı daha Samet.
Samet sıyrılamıyor bu sefer. Murat. Furkan dokunuyor. Murat Çetin. Evet, taç el değiştiriyor. Furkan uzun kullandı. Kafayı vuran Murat. Bedirhan yerde faul. Ahmet faul yapmadığını işaret etti. Rakibinin de yanına geldi. Atışı Alanyasporlu oyuncular kullanacak. Bedirhan Kahraman, o da 19 Mart 2003 doğumlu. Salih Mert topun başında Alanyaspor takımında. Oyuncular cezalının ön çizgisinde ip gibi dizildi. Orta geliyor müdahale savunmadan. Taha Veysel, Ömer. Ömer yerde faul. Anıl Asçelik. Hasan Emre. Furkan Yaşa. Hasan baskı var. Muhammed Arda hemen arkasındaydı. Furkan kullandı. Alihan. Bedirhan. Şık çalım. Salih. Alihan. Muhammed Arda hemen önünde. Muhammed Arda'yı düşünüyor. Geçmesine izin vermedi Ensar. Eren. Bedirhan pası yerini bulmadı. Muhammed Arda. Eren karşısında. Emircan. Ayak koyan Eren Karacaoğlu. Atış hemen kullanılıyor. Kasımpaşa savunması dikkatli. Şimdi gelişine vuruş dışarıya gidiyor. Muhammed Arda. Muhammed Arda uzun değerli izleyiciler. 24 Nisan 2005 doğumlu. Sağdaki en genç oyuncu. Henüz 16,5 yaşında ve elbette bu takımda 2 sezon daha oynayacak. Bu yaş kategorisinde gelecek vadeden bir isim. 20 maçlık serüveni 9 golle tamamladı. Onu belirtelim. Ömer. Ömer Talha. Ahmet. Eren uzun oynadı. Kafayı vuran Kerem. Bedirhan geldi, rakibini rahatsız ediyordu. Anıl. Anıl yerden gönderiyor. Ama Kaan'a gelmedi. Evet, karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümünü geride bıraktık. Alanyaspor 0, Kasımpaşa 0 durumu devam ediyor. Süper Lig U19 gelişimlikleri playoff finallerinde 3. çeyrek finalli karşılaşması Fenerbahçe ve Galatasaray adını yarı finale yazdırdı. Bugün ilk yarı finalist hangi takım olacak, onu birlikte göreceğiz. Bu maçın ardından Trabzonspor Göztepe mücadelesi yine A-Spor ekranlarında olacak. İki maçın arasında transfer raporu programı var değerli izleyiciler. Liglerimizde olan biten tüm transferleri izleyebilirsiniz. Mümin iki rakibinin arasına girdiği kıyasıya bir mücadele. Son dokunan isim kim? Evet, karar korner. Hasan Emre ve Ömer Talha yine köşe vuruşunu kullanmak için gidiyor. Dört oyuncu ceza alanı içine girdi. Ceza alanı dışında Ahmet Erol kaldı Kasımpaşa takımında. Hasan kullandı, Ömer. Yerden gönderdi Furkan. Hasan yapıyor ortayı.
İlk kafa boşta kalan top Murat Çetin havalandırıcı. Emircan uzaklaştırıyor. Eren aldı. Orta Eren'den kafayı vuran Ömer. Yakın mesafe. Ahmet vuramıyor. Bayrak da kalktı. Ahmet Çağrı hafif bir sakatlık yaşıyor. İşte ofsayt anı ekranlarınızda değerli izleyiciler. Ömer Talha dokunduğu anda arkadaşı savunma çizgisinin bir metre kadar dışında kaldı. O mücadelede sol dizine bir darbe aldı Ahmet Çağrı ama ciddi bir problemi yok. Atışı kullanacak ve oyun tekrar hareketlenecek. Kontrollü oyun ve kıyasıya mücadele devam ediyor iki takım oyuncular arasında. Ahmet arkadaşlarına baktı. Eren Berberoğlu yine sola açıldı. Çağan sağ tarafta pas bekliyor. Önde Kaan Balcı baskı için topa yakındı. Ama Çağan'ın koşusunu görünce o da geriye doğru gidiyor. Ahmet Çağrı. Hasan Emre dokuncu. Taha. Eren. Salih uzaklardan vuruş Ramazan. Furkan. Furkan Yaş'a gidiyor. Alihan yerde kaldı. Furkan pasını veriyor. İyi döndü Mümin yerde kalıyor. Alihan kalktı. Boynunu tutuyordu. Ama ciddi bir problemi yok. Faul bekliyordu az önceki pozisyonda değerli izleyiciler. Ve son faulün oluşumu da ekranlarınızda. Hasan Emre. Topun başına geldi. Atışı kullanmak için Çağan Kayra faul yapan isimdi. Ahmet arkadaşlarını uyarıyor. Hasan Emre. Tek kişilik baraj. Hasan falso topu gönderdi yakın mesafe. Ahmet Erol. Bayrakta kalktı ama dokunsa top filelere gidebilirdi. Güner Mumcu Taşlı'nın bayrağı kalkıyor. İşte pozisyon. Eren Berberoğlu. Ahmet. Çağan. Kaan ve Mümin baskı için geldiler. 9 ve 11 numaraları ekranlarınızda görüyorsunuz. Kasımpaşa'da beyaz formayla. Eren Berberoğlu. Emircan. Salih'e aktaramıyor. Ayak koyan Ömer Talha. Anıl. İyi paslaşmalar derken Ahmet Erol kaybediyor. Sonrasında top dışarıda taç. Emircan Çelik. Top onun ellerinde hemen kullandı. Alihan. Alihan sıyrıldı. Üçüncü rakibini geçemiyor. Çağan Kayra. Uzun top. Salih yaptı ortaya ceza alanına. Ensar vuruyor. Uzaklardan bir şut dışarı gitti. Bedirhan. Gelişine sert bir şut çıkarıyor. Düzgün bir şut çıkardı. Ramazan da hamlesini yapmıştı. Çerçeveye gelmiyor bu şut. Az farkla dışarıda. Evet Ramazan uzun kullanma kararını arkadaşlarına ileri gidin işaretiyle anlattı. Eren biraz açılıyor. Salih Mert geldi aldı rakibinden topu. Emircan yatarak müdahale başarılı Ahmet. Ara pasını gönderdi Mümin'e. Mümin kaleye baktı. Mümin vuruyor. Savunmaya çarpan top. Ahmet oyun alanında tuttu. Hemen başlatıyor. Murat Çetin. Ahmet. Furkan vuruyor kafayı. Samet uzun top. Muhammed Arda koşuyor.
Ensar Dokuncu, Furkan, Kaptan Kerem, göğüs kontrol, şık Samet'ten iyi paslaşmalar, Bedirhan, hücuma katılan Emircan, arkadaşlarına bakıyor, iki arkadaşı ceza alanına sokuldu, çizgiden kendisi gitmeyi tercih ediyor, Emircan orta şansı yakaladı, savunmaya çarpan top, kaleci Ramazan. Hemen kullanıyor ama arkadaşlarının olduğu noktaya değil. Salih Mert. Samet. Samet Elvacı, o da 5 Şubat 2003 doğumlu. Mümin sıyrıldı ama bir müdahale faul. Alihan rakibinin geçmesine izin vermiyor. Dengesini bozdu. Pozisyonu da yakındı. Davut Bakul çelik düdüğünü çaldı. Ensar kullandı. Anıl. Eren. Aldı Salih karşısına. Eren gidiyor. Eren pası geçmedi. Emirhan ayak koyuyor. Salih Mert. Emirhan. Muhammed Arda'ya gelmedi. Taha. Anıl. Ensar. Murat Çetin kafayı vuruyor. Bir kez daha Ensar. Hasan Emre. Anıl. Hasan. Eren. Salih karşısında. Eren Karacaoğlu. Hasan Emre. Kontrapas vurdu kafayı Furkan. Kazanıyor ayak koyan Çağan. Alihan yerde kaldı, karar faul. İşte pozisyon, Murat Çetin yerde kalmıştı, taç kararı geliyor. Furkan kullandı, Ensar. Pas kısa düştü, tekrar Ensar. Taha. Tekrar Furkan'a. Furkan kontrolü çok şık. Sert bir orta. Cezaların içi. İkinci vuruş. Yakın mesafe. Ahmet Çağrı. Müthiş refleks. Atak devam ediyor. Mümin. Kaleyi görmeye çalışıyor. Yerde kaldı. Karar devam. Alihan. Onu rahatsız eden Ensar vardı. İşte o kontrol değerli izleyiciler. Arkadaşlarına baktı. Çok yakın mesafe. İki güzel hareket. Maçın en net anı Kasımpaşa için. Gole en yaklaştıkları andı. Anıl. Taha Veysel. Uzun oynadı Taha. Bu sefer önünü alamıyor Furkan ama arkadaşı geldi, Mümin. Furkan yapıyor ortaya ceza alanında. Herkesi geçti. Ömer koşuyor. Salih Mert çizgi üzerinde bir ikili mücadele. Salih aldı. Yatarak müdahale. Ömer, karar faul. Evet, Alanyaspor'un üçlü savunmasını zor durumda bırakmak için geriden Furkan ve Eren sık sık Kasımpaşa takımının sağ ve sol bekleri hücuma katılıyor. Onlar hücuma geldiğinde Ömer, Talha, Mümin biraz daha iç orta saha gibi oynuyorlar ama savunmada Çağan ara ara yalnız kaldı. Murat biraz daha belki ona yaklaşmalı. Yine Emircan'la Salih arasındaki boşlukları kullanma çabası içindeydi. Kasımpaşa takımında Eren kanatlardan gelmeye çalışıyor. Şu dakikaya kadar akılcı bir taktik Kasımpaşa adına. Samet vurdu kafayı. Taha. Muhammed Arda. Eren'in uzun topu. Kaan Balcı. Tekrar Kaan. Düdük çalıyor. Karar faul.
Eren'le Kaan karşı karşıya geldi. Çağan. Samet. Murat. Murat aldı götürüyor. Murat Çetin. Murat orta şansı yakaladı. Murat çeviriyor. İki Kasımpaşalı oyuncunun arasında kaldı top. Hasan Emre. Şimdi hızlı hücum şansı olur mu? Frene bastı kaptan. Anıl. Eren kontrol edemedi. Emircan Çelik kullandı. Salih Mert. Taç bu sefer Kasımpaşa'nın. Taha Veysel. Hasan. Ahmet. Ensar. Furkan. Anıl. Taha. Anıl aldı. Furkan'ın koşusunu gördü. Oraya gönderiyor. Furkan sıyrılabilecek mi rakibinden? O ikili mücadele Murat'ın istediği gibi bitiyor. Furkan da işareti gördüğünüz bir faul bekliyordu. Murat Çetin bu sefer rakibinin geçmesine izin vermedi. Ve hafif bir sakatlık da yaşıyor olabilir. Karşılaşmanın hakemi yanına kadar gitti. Ciddi bir problem yok. Ahmet oyunu tekrar hareketlendiriyor. Ahmet Çağrı. Kafayı vuran Anıl. İkincisi Hasan'dan geldi. Tekrar Anıl. Anıl kaybediyor. Tekrar kazandı. Eren. Hasan. Anıl. Kaan'a gelmiyor. Eren Berberoğlu ayak koydu. Ensar. Kısa düştü. Murat araya girebilecek mi? Kalesini terk etti. Ramazan dışarı gönderiyor topu. Oyun alanında iki top. Evet, hakem atışı çünkü oyun başlamıştı. Murat Çetin. Çağan. Kaptan dokundu Eren. Onu takip eden Muhammed Arda. Eren gidiyor. Eren yerde. Karar faul. Muhammed Arda faul yapmadığını işaret ediyor. Eren yerde kaldı. İşte sol ayağı bir müdahale belki olabilir. Eren Karacıoğlu yerde ve sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor değerli izleyiciler. Biz de pozisyonu farklı açılardan izledik. Muhammed Arda'ya bir uyarı geliyor. Davut Bakul Çelik tarafından, karşılaşmanın hakemi tarafından. Kasımpaşa'nın başarılı sabekinin tedavisi yapılıyor. Sanki adımlarken sol ayağına bir darbe aldı. Orada dengesi bozuldu ve yerde kaldı Eren Karacıoğlu. O da 14 Şubat 2002 doğumlu değerli izleyiciler. Emircan Çelik yine Alanyaspor'da 2004'lü isim. Sahadaki en genç iki isim Alanyaspor'da oynuyor. 2005'li Muhammed Arda Uzun ve 2004'lü Emircan. Ömer çizgide kaldı. İşaret geldi. Cezalının içine falsolu bir orta. Uzaklaştırılan top Furkan bir kez daha dokundu. Muhammed Arda savunmasına yardım ediyor. Muhammed. Ahmet geçmesine izin vermedi. Furkan. Eren hata yapmadı.
Bedirhan kontrol edemedi sert topu ama dokunmayı başardı, faul. Anıl Asçelik yerdeydi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. İlk yarı sonucu Aytemiz Alanya Spor 0, Kasımpaşa 0. İki takımın da yakaladığı fırsatlar vardı ama top henüz çerçevenin içine gitmedi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Evet, ikinci yarıda tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Her iki takımda da oyuncu değişikliği hazırlığı var takımlar oyun alanında. Alanya Spor takımında Kerem Hayte'yi henüz göremedim. Evet, Kerem de geldi oyun alanına. Kasımpaşa takımında bir değişiklik olacak. Bakalım kim çıkacak? Kenarda Aykut Balcı'yı görüyorum 14 forma numarasıyla. Aykut da 4 Şubat 2002 doğumlu oyuncusu. Kasımpaşa takımının ikinci yarıya beyazlılar başlayacak. Tabela kalkıyor. Mümin Paksoy oyun alanının kenarına geldi değerli izleyiciler. Onun yerine kalan dakikalarda 14 forma numarasıyla Aykut'u izleyeceğiz. Ve Alanya Spor'da da bir oyuncu değişikliği. Alperen Soysal oyun alanına dahil oldu. Alanya Spor takımında Emircan'ı evet, Emircan'ı da görüyorum. Bakalım kimin yerine, onu da birazdan tespit edeceğiz. Alperen Soysal oyun alanında değerli izleyiciler. Pazu Banduru da Alperen taktı. Salih Mert 38 forma numarasıyla oyun alanının dışında değerli izleyiciler. Salih'in yerine Alperen görev yapacak Alanya Spor'da. İkinci yarının ilk düdüğü çalıyor. Tüm oyunculara başarılar diliyoruz. Ömer'e uzun pas. Emircan vurdu kafayı. Alihan, Eren, Muhammed Arda. Aykut, Furkan, Ensar. Anıl'la paslaştı, kalecisine dönüyor Ramazan'a. Hasan, Ramazan şimdi uzun oynadı. Çağan kafayı vuruyor. Ahmet Erol. Aykut koşuyor. Ayak koyan isim Kerem. Hayır, son müdahale Aykut'tan dediği karşılaşmanın hakemi. Karar out. Sevgili meslektaşımız Serkan Yetişmişoğlu da hatırlattı. Kaleci Ahmet Çağrı Güney. Değerli izleyiciler, Alanya Spor'un kalecisi Bursa Spor altyapısından Vakıfköy'den yetişti ve geçen sezon kiralık olarak Alanya Spor takımına geldi. Sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Kerem Ayta yerde kaldı. Sol baldırında bir problem var. Oraya bir tedavi uygulanacak. Oyuna Alperen'in girmesiyle birlikte Pazu Bandunu da Alperen'e verdi. Kerem sağ içinde sarı kartla oynayan tek oyuncu. Üçlü savunmanın merkezinde oynuyor değerli izleyiciler. 2001 doğumlu takımının tecrübeli ismi. Alperen Soysal da ikinci yarıda dahil olmuştu. O da 2003 doğumlu oyuncu. Yine Aykut Balcı Kasımpaşa takımında oyun alanında. İlker Seven ve Erkan Çoker hocalar ekranlarınıza geliyor. Kerem sağlık görevlileri eşliğinde kenarda, ciddi bir problemi yok. Ahmet Çağrı kullandı. Ters bir kafa. Ramazan kalesini terk edip alıyor. Baskı için giden Alihan vardı. Eren.
Eren Berberoğlu. Çağan. Çağan kaybediyor. Aykut. Furkan. Furkan yapıyor ortayı, rakibinden döndü. Tekrar kullanacak. Murat karşısında. Top dışarıda, out. Evet, Medipol Başakşehir karşısında 6-0 Fenerbahçe kazanmıştı. Uzatmalara giden maçta Galatasaray 4-2 Beşiktaş'ı mağlup etti. Galatasaray ve Fenerbahçe yarı finalde. 3. çeyrek final mücadelesi Alanyaspor Kasımpaşa. İlk devresi golsüz geçen tek maç, onu da hatırlatalım. Anıl Asçelik ekranlarınızdaydı. Ensar. Taha Veysel. Taha uzun oynadı. Kerem kafayla karşılıyor. Göğüs kontrol. Hasan Emre. Şık topuk pası Anıl. Ensar. Ömer'i düşündü. Ömer'den önce kafayı vuran Emircan. Ömer bırakıyor Eren'e. Eren Karaçaoğlu. Anıl. Ensar. Furkan. Furkan yaptı ortayı. Seken top. Ömer orta şansı yakaladı. Ömer içeriye bir orta. Gelişine vuruş, top dışarıya gidiyor. Kasımpaşa gole yaklaştı. Furkan vuruyor. İşte pozisyon değerli izleyiciler. Az farklı dışarıda. Kerem Ayta. Karar faul. Çağan yerde kaldı Alanyaspor'da. Bedirhan. Çizgide Emircan kendisini gösterdi. Göğüs kontrol. Top dışarıda. Eren kullanıyor. Taha. Ramazan. Muhammed Arda'nın baskısı var. Ramazan. Ahmet. Ona gelmedi. Kerem dokunuyor. Alihan. Bedirhan. Kaan. Savunma arkasına Ömer'in koşusu. Hızlı top. Ahmet. Kerem aldı. Kaan karşısına geldi. Çağan. Şık hareket sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri şimdi oyun alanına davet ediliyor değerli izleyiciler. Pozisyonu bir daha izleyelim. Kasımpaşa takımında Anıl yerde kalıyor. Murat Çelik'in koşusu. Bu ilk çalımı burada yerde kaldı. Faul düdüğü çaldı ama yerde düştüğü sırada Anıl ona çarpıyor. Bu sefer Anıl bir sakatlık yaşıyor ve onun da tedavisi yapılıyor. 10 numaralı formayı giyiyor. Kasımpaşa'da Anıl Asçelik takımının önemli oyuncularından biri. Özellikle oyun disiplini oyuncunun çok kuvvetli ve uzaktan şutları da dikkat çekici. Onu da belirtelim. Evet, hakem atışıyla Kasımpaşalı oyuncular oyuna başlıyor. Ensar. Aykut. Bedirhan. Emircan Çelik. Alihan. Alihan sıyrılamacı. Hasan Emre'nin pası. Kaan. Kaybediyor Bedirhan. Kerem. Ahmet Çağrı.
Eren Berberoğlu. Emircan. Samet. Alperen. Şık hareket. Kaldırdı kafasını. Alperen kontra bir pas. Murat kendisini unutturmuştu. Savunmada Furkan vuruyor kafayı. Aykut da geldi. Şut şansı olur mu? Berkaç başarılı. Cezalarında tehlike. Gözler hakemde. Penaltı bekliyor Alanya Sporlu oyuncular. Karar faul. Ramazan yerde kaldı. Alihan cezalarına sokulmuştu değerli izleyiciler ve Alperen yerde kalıyor. Alperen de bir sakatlık yaşıyor şimdi. İki oyuncu birden yerde kaldı. İşte Alperen'in yerde kaldığı an değerli izleyiciler. Bu pozisyonda devam kararı çıktı. Davut Bakul Çelik bakalım VAR tarafından çağrılacak mı? VAR'da da Ozan Bileyici var. Bir başka açı, hadi pozisyonu izleyelim. Elbette takdiri size bırakıyoruz. Hakemin takdiri, devam kararı. VAR bir uyarıda bulunacak mı? Kasımpaşa'nın, Alanya Spor'un yedek kulübesi de bu pozisyonda ayağa kalktı değerli izleyiciler. Kasımpaşalı oyuncular da şu anda hakemin yanında. İki oyuncunun tedavisi de sürüyor. Ceza alanına çok iyi sokuldu Alperen Soysal. İlk müdahalede dengesi biraz bozuldu. İkincisinde topa gitme şansı da kalmamıştı. Bu müdahaleler nizami mi değil mi? Elbette hakemin kararı önemli olacak. Karşılaşmanın hakemi burada kaleciye yapılan müdahalenin faul olduğunu söyledi. Sadece o pozisyon için düdük çaldı. Evet, VAR'la iletişim de devam ediyor. Pozisyon mutlaka inceleniyor. Bakalım çağrılacak mı? Dün özellikle günün ikinci maçında Galatasaray Beşiktaş mücadelesinin hakemi, bugün de karşılaşmanın dördüncü hakemi Furkan Aksuoğlu 3 kere çağrıldı VAR'a. Bu hakemlerin de VAR'ı ilk kez kullandıklarını söyleyelim değerli izleyiciler. İkinci ligde düdük çalıyorlar ağırlıkta ve biliyorsunuz orada VAR uygulaması yok. Evet. Kasımpaşalı oyuncuların faul atışıyla başlayacak mücadele. Ramazan uzun kullandı. Aykut yükseldi. Vurdu. Savunmada Kerem. Ömer yetişemiyor bu topa. İki Kasımpaşalı oyuncu Taha ve Eren çarpıştılar. Oyunu durdurup hemen sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. Kasımpaşa sağlık heyeti geldi. Aslında Alanya cephesini de mi çağırıyordu? Evet. Bir talihsizlik. Aynı topa girerken bir anda Alperen aradan çekildi. İki oyuncu çarpışıyorlar. Umarız ciddi bir problemleri yoktur değerli izleyiciler. 56. dakikayı tamamlıyoruz artık. 57. dakikaya gireceğiz. Golsüz eşitlik devam ediyor. Kaleci Ahmet Çağrı'nın yaptığı çok kritik bir kurtarış vardı. Kasımpaşa ilk yarıda etkili geldiği anlardan biriydi. Ömer'le karşı karşıya kalmıştı. Anıl'ın uzaktan sert bir şutu vardı. İki takım adına da yakalanmış fırsatlar var ve son olarak ikinci yarıda bir penaltı itirazı ki Alperen ceza alanına çok iyi sokulmuştu. Ayakta kalabilse etkili bir vuruş yapabilirdi. Ramazan'la burun buruna gelmişlerdi değerli izleyiciler ama Furkan Yaşan'ın müdahalesi vardı. Topu arkadaşına kazandırdığı anda Ramazan'a olan bir de müdahale sonrası düdük çaldı. Hakem atışıyla oyun tekrar hareketlenecek ve öyle tahmin ediyorum ki Alanya Sporlu oyuncularda olacak top. Evet, şimdi sağlık görevlileri de oyun alanını terk etti. Bedirhan. Kerem. Çağan. Elle müdahale var diyor. Kaan hemfikir değil, itirazını dile getirdi. Çağan Kayra topun başında. Çağan kullandı. Muhammed. Taha Veysel uzun oynadı. Eren Berberoğlu. Hasan Emre.
Ahmet'in pası. Ömer şu şansı yakaladı. Ömer yapıyor ortayı ceza alanın içine. Ahmet Çağrı iki hamledir topun sahibi. Aykut bir adım gerisindeydi. Emircan. Alperen. Geçmesine izin vermeyen Ahmet. Emir. Alihan. Ahmet kazandı, kaybetti. Bedirhan. Samet. Çağan. Murat. Samet. Eren dokundu. Emir bıraktı. Alihan taşıyor. Emircan. Yatarak müdahale. Alperen bir kez daha kazandı. Bedirhan. Bedirhan. Emircan. Müdahale. Eren'den karar korner. Bedirhan ekranlarınızda. Alanyaspor takımında orta alanın çalışkan ismi. Kaptan Alperen şimdi köşe vuruşunu kullanmak için geldi. Geri üçlüsü Eren, Kerem ve Çağan da Alanyaspor'un ceza alanı içinde. Ramazan arkadaşlarını uyarıyor. Alperen ayakkabılarını bağlıyor. Ceza alanı içinde 5 arkadaşı var Alihan. Altı pas çizgisinin üzerinde diğer dörtlü bir arada değerli izleyiciler. Muhammed de stoperlerin arasında girmiş durumda. Alperen şimdi kullandı köşe vuruşunu, herkesi geçiyor. Furkan çıkmasına izin vermedi. Furkan Yaşa. Uzun top, ayak koyan isim. Alanyaspor'da Samet. Atışın yerinden kullanılması istendiği mücadelenin 3'te 2'lik bölümü geride kalıyor. Ramazan. Anıl. Furkan. Kerem vurdu kafayı. Yerde kalan Ömer, karar faul. Bedirhan rakibinin devam etmesine izin vermedi. Kasımpaşalı oyuncular burada bir de kart bekliyor. Tek kişilik barajı istedi Ahmet. Furkan topun başındaki isimlerden biri. Hasan Emre de orada. Baraj iki kişilik oluyor. Oyuncular ceza alanı ön çizgisine sıralandı. Dakika 62. Furkan mı Hasan mı vuracak? İşaret şimdi geldi. Hasan Emre. Kaleye yönelen top dışarıda. Ahmet Çağrı. Kerem. Kerem Ayta. Murat arkadaşına gönderemedi. Aykut. Ensar. Taha Veysel uzun oynadı. Savunmada Kerem vuruyor kafayı. Anıl. Seken top Ahmet. Hasan Emre. Çağan Kayra kazandı ve ileriye uzun top. Muhammed Arda koşuyor. Murat Çetin. Yatarak müdahale başarılı değil Muhammed Arda. Muhammed ilk rakibinden sıyrıldı, ikincisi. Çağan. Samet.
Eren, Emircan, Alihan. Alihan sokuluyor. Alihan ilk rakibinden sıyrıldı. Kafasını kaldırdı, cezalarını içine gönderdi. Muhammed Arda'yı düşündü ama belki bir yarım saniyelik fark. Taha Veysel. Ensar Sarı. Savunma arkasına gönderdi. Aykut koşuyor. Aykut aldı. İki arkadaşı sokuldu. Orta ceza alanına geliyor. Rahat bir kafa vuruşu. Kaan Balcı. Ahmet Çağrı'da kaldı. Furkan'ın ortası değerli izleyiciler. Kafayı vurdu Ahmet. Kaan Balcı, hemen düzeltelim. Ahmet Çağrı'da kaldı. Alihan ayağından açıyor. Anıl. Aykut koşuyu göstermişti, ona vermedi. Furkan Yaşa yerde kaldı, bir sakatlık yaşıyor değerli izleyiciler. Şimdi düdüğünü çaldı Davut Bakul Çelik. Ama ayağa kalkıyor o sırada Furkan. Evet, gol olmadı henüz. Maç böyle biterse uzatmalar ve penaltı atışları değerli izleyiciler izleyeceğiz. Belki bu yaş grubu için uzatmalar acaba biraz fazla mı? Statüde ufak bir değişiklik yapılabilir. Direkt seri penaltı atışlarına geçilebilir miydi? Fikrini de seslendirmiş olalım. Çünkü yorucu, kısa süreli yorucu bir maratonun ardından oyuncular buraya geldiler. Özellikle dün ikinci maç, Galatasaray Beşiktaş maçı. Herhalde oyunculardaki çekme sebebiyle maç 10 kere durmuştur. Sıyrıldı giriyorken, düdük çaldı. Şimdi top dışarıda, taç. Yani beraberlikle biterse seri penaltı atışları bu yaş grubu için acaba daha mı uygun? Belki bu işi uzun süredir yapan hem milli takım görevlilerimiz hem de federasyon yetkililerimiz bu durumu da düşünebilirler diye bir seslendirelim. Furkan kullandı. Ensar. Taha Veysel. Ramazan pasını gönderdi. Ömer hareketliydi, dışarı çıkıyor. Çağan kullandı. Tekrar ayak koyuyor. Eren. Bedirhan. Murat. Top kaybı. Furkan. Furkan yerde. Murat aldı, götürüyor. Faul. Bu arada Antalya için akşam ezanı vakti. Faul tuşu kullanıldı ama hayır, bekleyin tekrar diyor Davut Bakul Çelik. Karşılaşmanın hakemi bekleyin diyor oyunculara. Evet, şimdi düdüğünü çaldı. Ömer. Çağan uzaklaştırdı. Bedirhan kaybediyor, kritik nokta. Hasan Emre, o da kaybetti. Bedirhan söktü, götürüyor. Sol taraftan Alihan'ın koşusu var. Bedirhan yanındaki arkadaşını Alperen'e bıraktı. Alperen sokuluyor. Alihan'ı gördü. Alihan kaldırdı kafasını. Alihan. Evet, su molası veriliyor.
Değerli izleyiciler, ikinci yarının su molası da verildi. Hava sıcaklığı ve nemden dolayı her iki devrede de birer kez su molası veriliyor. Ve oyuncular da kenara gittiklerinde teknik adamlar özellikle ikinci yarıda artık bunlar son taktikler. Biz de son 21-22 dakikaya giriyoruz. Karşılaşmada mutlaka golü atanın müthiş avantaj yakalayacağı bir 90 dakika izledik. Hani karşılaşma öncesinde söylemiştim, ligde oynanan karşılaşmaların aksi sonuçlar alındı ya da farklı oyunlar izledik. Bu mücadelede de herkes aynı. Çünkü ligde karşılaştıklarında 10. haftada Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. İki takımın da önemli fırsatları vardı. Daha gollü bir 90 dakikada olabilirdi değerli izleyiciler. 4 golle tamamlandı. Bugün 69 dakikayı geride bırakıyoruz. Henüz gol sesi çıkmadı. Yine enteresan bir mücadele. Tabii iki takım daha dikkatli oynuyor. Tek maç ve kazanan adını yarı finale yazdıracak Süper Lig U19 Gelişim Ligleri Playoff finalleri çeyrek final karşılaşmasında. Mutlaka her iki takımın da amacı şampiyonluk ve bu turnuva düzenlemeye başladığından beri henüz şampiyonluk elde edemediler. Hem Alanyaspor hem de Kasımpaşa değerli izleyiciler. 2013-2014 Galatasaray, 2014-2015 Beşiktaş, 15-16'da Galatasaray oldu. 16-17, 17-18 2 yıl üst üste Bursa Spor ve 18-19'da Galatasaray geçtiğimiz yılda pandemi sebebiyle organizasyon yapılamadı. Ve açıkçası bu oyuncuların, sahada gördüğünüz oyuncuların kayıp bir yılı var. Onu da belirtelim. Bu sezonda tek devre oynadılar. 20 maç, 21 takımlı ligde. Samet, Bedirhan, Eren pasını gönderdi. İyi pas, Alperen alabilecek mi? Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Eren. Önünde arkadaşı hareketliydi, onu düşündü ama biraz kontrolsüz dokunuş. Aykut hareketliydi. Bedirhan. Samet. Çağan Kayra. Çağan'ın pası Anıl'a geldi. Anıl kalabalık geliyor. Kasımpaşa Aykut'a verdi. Aykut dokunuyor bir kez daha Anıl'a. Anıl bıraktı sol tarafa doğru. Bir kez daha Anıl'da. Ömer'e geçmedi. Kaleye bakıyor. Sol ayak sert vurdu. Ahmet Çağrı. Atak devam ediyor. Kasımpaşa etkili geldi değerli izleyiciler. Kaan'ın pası Aykut'a gelmedi. Alperen. Sıyrıldı ilk rakibinden. İkinci çalımı da güzel. 3'te kaybetti Aykut. Anıl. Ömer verdi pasını. Furkan'la birlikte geldiler. Yerden sert orta, kimse dokunamıyor. İki takım da su molasının ardından birer tehlike oluşturdu. Bu ikincisi değerli izleyiciler. Altı pasın için hareketlenmiş bir oyuncu olsa dokunma şansı olacaktı. Ahmet Çağrı arkadaşlarına bakıyor. Bir 25 metrede bütün oyuncular, 20 oyuncu kümelendi. Muhammed Taha. Eren bıraktı. Ensar. Kafayı vuran Çağan. Taha. Kerem. Hasan Emre havalandırdı. Aykut zorluyor. Emircan hata yapmadı. Dışarı gönderiyor. Eren Karacaoğlu taç atışını kullandı. Kaan Balcı istediğini yapamıyor. Burada, burada, burada.
Eren uzun oynadı. Taha. Bayrak kalkıyor offside. Eren Berberoğlu faul atışını kullanacak değerli izleyiciler. Alanya Spor'da da bir oyuncu değişikliği, iki oyuncu değişikliği hazırlığı birden var. Yusuf Özdemir ve Osman Arslantaş'ı kenarda görüyorum Alanya Spor takımında. Alihan pasını verdi Muhammed, bir kez daha Alihan. Murat Çetin koşuyor. Murat yetişemedi. Oyuncu değişikliği hazırlığı da devam ediyor değerli izleyiciler. Osman Arslantaş yine genç bir isim. 2005 doğumlu. Ve Yusuf Özdemir de kenarda hazırlanıyor. Kasımpaşa'da da iki değişiklik hazırlığı var. Hozan Arman ve Furkan Kürekçi'yi kenarda görüyorum. Ömer. Bedirhan. Bedirhan yerde faul. Evet, oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Muhammed Arda kenara geliyor. Muhammed Arda'nın yerine Osman'ı izleyeceğiz kalan dakikalarda. Ve evet, Osman oyun alanına girdi değerli izleyiciler. Murat Çetin de kenara geliyor. Murat'ın yerine 88 forma numarasıyla Yusuf. Alanya Spor'da Yusuf Özdemir. Yusuf'u da notlarımız arasına alalım. Samet. Kerem. Ahmet. Eren Berberoğlu. Samet Elvacı. Yusuf çizgide kendisini göstermişti. Alperen aldı. Şimdi Yusuf'a gidiyor. Yusuf yetişebilecek mi? Daha hızlı olan Eren. O ikili mücadelede son dokunan Alanya Sporlu oyuncu karar out. Oyuncu değişikliğine şimdi izin veriliyor değerli izleyiciler. Kaan kenara geldi. Furkan Kürekçi oyun alanında. Ve Ahmet Erol da kenara geldi. Ahmet'in yerine de Hozan Harman değerli izleyiciler görev yapacak. İki teknik heyetten de hamleler geliyor oyuna. Ve dakika 77. Taha Veysel uzun oynadı. Furkan havalandırmıştı. Yusuf kafayı vurdu. Ayak tehlikeli kalkıyor. İki oyuncu arasında topun yeriyle ilgili kısa bir tartışma. Ensar Sarı bıraktı Taha Veysel'e. Taha uzun oynadı. Ömer. Ömer Talha. İki oyuncu arasında bir anlık anlaşmazlık. Alanya Spor için hızlı hücum şansı olacak. Bedirhan taşıyor değerli izleyiciler. Gönderdiği pasını Alperen'e. Alperen sıyrılabilecek mi? Kaptan Hasan Emre izin vermiyor. Bir kez daha Hasan Emre. Anıl. Furkan. Aykut'a gelmedi. Çağan araya giriyor. Samet. Yusuf. Göğüs kontrol Osman'dan. Bir kez daha Yusuf. Osman.
Taç Alanyaspor'un. Emircan kullandı. Bedirhan. Ozan'dan sıyrılmıştı Samet. Çağan. Son müdahale Alihan'dan diyor karşılaşmanın hakemi. Alihan'ın itirazları var. Furkan kullandı. Anıl. Savunma arkasına gönderdi. Furkan gidiyor. Furkan sol çapraz. Sert vurdu top yanağlarca. Furkan Kürekçi. Kaan Balcı'nın yerine oyun alanına dahil oldu. Furkan Kürekçi. Furkan Yaşar'la başlayan Akın Kürekçi ile böyle sonlanıyor. Evet 80. dakika değerli Aspor izleyicileri. Süper Lig U19 girişimlikleri playoff finallerinde Alanyaspor Kasımpaşa mücadelesi çeyrek final. Golsüz eşitlik devam ediyor. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Hasan kullandı. Taha Veysel. Uzun oynuyor Kerem Ayta. Samet yerde faul. Evet Samet bir sakatlık yaşıyor değerli izleyiciler. Kaptan Hasan Emre karşısındaydı. Kasımpaşa evet, takımında ciddi bir problem yok. Kalktı. Ahmet Çağrı kullanıyor. Alihan. Alihan yerde kaldı. Osman'ın koşusu vardı. Yatarak müdahale başarılı. Taç. Alanyasporlu oyuncular faul bekliyordu. İtiraz da biraz abartılı olunca Alihan sarıyı gördü. Çağan Kayra atışı kullanacak isim. İtiraz kaynaklı bir sarı kart. Can kullandı. Dışarıda Osman vurdu. Bu maçın ardından Aspor'da değerli izleyiciler transfer raporu programı var. 22'de bir saat sonra bu maçın bitiminden bir saat sonra Trabzonspor Göztepe mücadelesinde tekrar birlikte olacağız. Samet Elvacı. Yusuf. Yusuf yaptı ortayı. Alihan. Çağan. Savunma karşıladı Ensar. Bedirhan önünü boşalttı. Sağ ayak. Enfes bir şut. Enfes kurtarış. Ramazan. Atak devam ediyor. Yusuf bir kez daha doldurdu içeriye. Savunma uzaklaştırdı. Bedirhan kafasını kaldırdı. Ölçtü biçti. Müthiş bir vuruş yaptı. Ama Ramazan çok dikkatli. O topu 90'dan alıyor. Alperen. Alperen sıyrıldı. Bıraktı arkadaşına. Samet. Orta geldi. Osman indirdi. Arkadaşı yerdeydi. Ayak koyan isim Ömer ama iki oyuncu aynı anda. Bedirhan da ayağını uzatmıştı. Şimdi bir sakatlık yaşıyor değerli izleyiciler. Top ona gelirken Bedirhan yerdeydi. O anda kalkıp vurmak isterken Ömer Talha'yı da görmedi. Şimdi sağlık görevlileri geliyor. İşte şut ve kurtarış. Bir başka açı. İki güzel hareket. Bedirhan ve Ramazan. Ramazan dokunuyor. Bir de üzerine direkt. Maçın başından beri izlediğimiz galiba en güzel iki hareketi gördük değerli izleyiciler. Tek pozisyonda. Bedirhan'ın da tedavisi oyun alanı içinde devam ediyor. Hasan Emre de
yanında Bedirhan'ın hem su ihtiyacını karşılıyor hem de ikili arasında kısa bir pozisyon değerlendirmesi oldu. İşte bir başka açı Bedirhan'ın sakatlandığı an ekranlarınıza geldi. Bedirhan top kendisine gelirken yerdeydi. Bir anda kalkıp vurmak istedi. O pozisyonda Ömer Talha'yı da görmedi. İki oyuncu birbirini de görmemişti. İşte burada yerde kaldı. Hafif bir sakatlık yaşıyordu. Ceza alanı dışına offside'den çıkma çabası içindeydi Bedirhan. Top gelince bu hareket ve sonrasında sakatlık yaşadı. Şimdi kenara geliyor Bedirhan. Alanyaspor'un dikkat çeken isimlerinden biri değerli izleyiciler. Bedirhan Kahraman, o da 19 Mart 2003 doğumlu. Ramazan kullandı. Bedirhan tekrar oyun alanında. Ama sekiyor, onu da söyleyelim. Kendisini denedi. Sol ayağına bakıyor. Eren yetişemedi. Emircan atışı kullanacak. Uzun atışlar kullanabilen bir oyuncu. Şimdi Bedirhan. Yusuf. Alihan'ın arkasına düştü. Ensar. Taha Veysel. Aykut kafayla vurmuştu. Ozan. Oyuna girdikten sonra ilk kez Ozan'ın adını andık değerli izleyiciler. Dokunma fırsatı buldu topa. Orta alanda kıyasıya bir mücadele var oyuncular arasında. Uzun bir atış. Aykut indirmişti. Samet kalecisine oynuyor Ahmet. Osman. Ensar riske girmeden kalecisine gönderdi. Ramazan bu sefer sağ tarafa atıyor. Ömer biraz açılıyor top. Yusuf arkadaşına kazandırdı. Baskı var. Emircan pasını vermeyi başardı. Bedirhan. Yusuf. Bedirhan. Samet. Ozan'ın baskısı var. Yatarak müdahale başarılı Ömer. Ozan. Sağ tarafa çekiyor. Samet yerde kaldı değerli izleyiciler. Alanyaspor takımında Ozan yardım bekledi. Top dışarıda. Evet, Samet'te önemli bir problem yok değerli izleyiciler. Burada sakatlanıp yerde kalmıştı. Ömer Talha'nın bir müdahalesi vardı. Emircan şimdi kullanıyor. Anıl. Anıl ceza alanı önüne doğru havalandırdı. Ahmet Çağrı. Ahmet kullandı. İki oyuncu birden vuramadılar. Eren dışarıya gönderdi. Emircan. Yusuf'a gelmedi. Furkan. Furkan Kürekçi. Aykut alamadı önüne. Çağan uzaklaştırıyor. Ensar ters bir dokunuş. Furkan'ı düşündü. Sağ taraftan topla birlikte çok iyi gelmişti ama taşıyamıyor. Alihan top oyun alanını terk etti.
Alihan kullandı. Ömer. Kerem. Yusuf. Yusuf orta şansı yakaladı. Çeviriyor içeriye. Kimse dokunmadı Furkan Yaş'a. Hiç riske girmiyor. Dışarı bıraktı. Bir oyuncu yerde kaldı değerli izleyiciler. Emircan Çelik bir sakatlık yaşıyor, bir çekme. Köşe vuruşunu kullanmak için o noktaya hareketlenen isim Alperen. Alanyaspor takımında. Bu arada Kasımpaşa'da da bir değişiklik hazırlığı var. İki oyuncu birden kenarda değerli izleyiciler. Oyuna girmek için hazırlık yapıyorlar. Şimdi işaret geldi. Eren kenara çıkıyor. Eren'in yerine Emre Gürsel. Diğer değişiklik kim olacak? Tabela kalktı ama hayır bekleyin diyor karşılaşmanın hakemi. Köşe vuruşundan sonra olacak bu değişiklik. Eren tekrar oyun alanına döndü tabii. Orta geliyor. Dışarıdan geliyor. Out. Oyuncu değişikliği. Eren'in yerine Emre oyun alanına dahil oluyor değerli izleyiciler. Kasımpaşa takımında Ömer Talha çıkıyor. Ömer'in yerine de Efe Dahi 17 forma numarasıyla Efe'yi izleyeceğiz. Emre Gürsel Hürcan 2001 doğumlu Kasımpaşa'nın oyuncusu Efe Dahi. Yine 2002 doğumlu isimlerden biri. 4 dakikalık uzatma değerli izleyiciler. 90 dakikayı tamamladık. Bu 4 dakikada gol gelmezse uzatmalar 15'er dakikalık 2 devre. Gol gelirse kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Kerem arkadaşlarına bakıyor. Eren Berberoğlu. Alihan kontrol edemedi. Kerem. Arda arda top kayıpları. Eren Berberoğlu. Furkan Kürekçi. Furkan. Ahmet Çağrı. Emre kafayla karşıladı. Bir kez daha Emre. Arkasında Yusuf vardı. Alperen. Alihan. Sıyrıldı rakiplerinden cezalı içinde. Bıraktı bir kez daha Alperen'e. Zor top yetişti Alperen. Yaptı ortayı cezalı içine. Ensar Sarı dışarı gönderiyor. Korner. Hasan Emre o pozisyonun offside olduğunu düşünüyor ama atış kullanılacak. Alperen topun başında. 90+2'yi tamamlıyoruz. Değerli izleyiciler 2-4-6 oyuncuyla geldi Alanyaspor. Haydi vuruyoruz haydi. Alperen yaptı ortayı. Savunma karşılıyor Kasımpaşa'da. Samet yatarak müdahalesi başarılı. Tekrar Samet'e. Samet pasını gönderdi. İyi paslaşmalar. Sağ çapraz bir şut şansı olur mu? Bu sefer Taha Veysel. Kasımpaşa kalesi arda arda tehlikeler görüyor. Başarılı bir maç çıkardı Taha Veysel. Şu dakikaya kadar bu pozisyonda da müdahalesi fevkalade derecede başarılı. Alperen köşe vuruşunu kullanacak değerli izleyiciler. Arkadaşlarına baktı. Alperen kullanıyor, yaptı ortayı. Yine Kasımpaşa savunması.
Ozan uzaklaştırıyor. Emircan. Yusuf bıraktı ve yerde kaldı. Bedirhan da yerde, faul. Faulün oluşumu ekranlarınızda. Bedirhan devam edemedi. Şimdi Samet geldi, topun başına bırakıyor. Alperen geldi, düdüğümü bekle dedi. Tek kişilik baraj, Ozan vardı. İkiye mi çıkacak? Hayır, Ozan tek kaldı. Oyuncular cezalarının ön çizgisinde, belki de son şans değerli izleyiciler. 90 artı 4'ün içindeyiz. İşaret geldi. Yaptı ortayı Alperen. Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Zor bir pas Alperen'e. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Alanya Spor 0, Kasımpaşa 0. Mücadele uzatmalara gidecek değerli izleyiciler. İki uzatma devresi 15'er dakikadan izleyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Bu karşılaşmanın ardından daha kısa bir süre kalıyor. Diğer maç Trabzonspor Göztepe, onun da başlama saati 22, onu da belirtelim. Biz kısacık bir ara rica edelim, onun ardından tekrar birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Birinci uzatma devresi Alanya Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlayacak değerli izleyiciler. Bu iki takımdan birini bu gece yarı finale göndereceğiz. Ardından diğer maça başlamamız lazım. Malumunuz Trabzonspor Göztepe maçı. Tabii maçın ardından transfer raporu olmayacak. Melike Çelik haber bültenini sunacak. Günün gelişmeleri ardından diğer maçla huzurlarınızda olacağız. İlk uzatma devresi başladı. Bedirhan. Kerem Ayça. Eren Berberoğlu. Ahmet. Yusuf dokunamıyor. Top dışarı gitti. Oyna, oyna. Oyna topu ne? Emre taç atışını kullanacak. Emre Gürsel Hürcan, top onun ellerinde. Şimdi uzun kullanıyor. Top dışarıda. Bedirhan dokundu. Emre kullandı, seken top. Eren hata yapmadı. Alperen ara pasını gönderdi savunma arkasına. Son anda dokunuyor Furkan Yaş'a. Osman sarkmıştı, ikili mücadele, top dışarıda. Karar taç. Furkan kullandı. Savunma arkasına gönderilen top. Sol çapraz dokunmayı başarıyor. İki hamlede ve üçüncüsü, top dışarıda. Efe Dahi pozisyonu zorlayan isimdi Kasımpaşa takımında. Bir başka açı pozisyon ekranlarınızda, Ahmet Çağrı sektirdi ikinciyi alırken, sonrasında Efe Dahi. Hasan Emre vuruyor kafayı, taç. Hadi,
Çağan Kayra. Eser, 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 40, Eser 89. Alperen'e gelmedi. Taha havalandırıyor. Dışarı gönderdi. Bir önceki pozisyon için faul bekliyor Hasan Emre. Karşılaşmanın hakemiyle de bir diyalog kuruyor. Uzak kaptan. Anıl. Anıl. Çağın kullandı. Bedirhan. Bayrak kalkıyor offside. İki takımın kontrollü oyunu sürüyor değerli izleyiciler. Herhalde maçın en çarpacağını Bedirhan'ın müthiş şutu, Ramazan'ın enfes kurtarışıydı. Şimdi Ensar uzun oynadı. Aykut Kerem kafayla karşıladı. Eren havalandırmıştı. Tekrar o bölgeye Kerem'e, Kerem. Bedirhan. Çağ'ından atışı yerinden kullanması konusunda bir ricada bulunuyor Davut Bakulçelik. Çizgi üzerinde bir ikili mücadele. Furkan Karartaç. Osman ekranlarınızda, o da ikinci yarıda oyun alanına dahil oldu. Muhammed Arda'nın yerine Alanya Spor takımında. Osman, yine Furkan Yaşa. Atış kullanıldı. Osman sıyrılamıyor iki rakibi arasından. Furkan Kürekçi kafayı vurdu. Sonrasında Kerem uzaklaştırdı. Top yine Kasımpaşalı oyuncularda, savunma arkasına gönderilmek istenen top. Kerem. Yusuf'un koşusunu gördü. Yusuf kalesinde değil Ramazan. Mutlak gol şansı değerlendiremiyor. Büyük üzüntü yaşıyor Yusuf Özdemir. Bir başka açı pozisyonu izleyelim. Emre'nin topu indirdiği yer ve sonrasında yaptığı vuruş. Ramazan atışı kullandı. Kafalardan seken top. Emircan. Yusuf kaybediyor. Ozan. Emircan. Baskı yapan Aykut'tu. Emircan kullandı. Yusuf dışarıda. Emre. Aykut yerde faul bekliyor. Kasımpaşalı oyuncular. Karartaç. Eren Berberoğlu. Emircan. Taha Veysel. Havalandıran Hasan Emre. Efe Dayı ve Çağan Kayra koşuyor. Top dışarıda, iki oyuncu arasında minik bir gerginlik. Çağan kullandı. Anıl. Eren yerde kaldı. Furkan. Kerem ayak koyuyor, korner. Efe daha iyi gidiyor atışı kullanmak için.
ağır adımlarla Hasan Emre de o noktaya doğru hareketleniyor. Ensar ve Taha da şimdi ileri geldiler. Emre, Ensar geride kaldı. Emre ile birlikte değerli izleyiciler. Hasan Emre, Efe hemen yanında. Cezalının içinde Kasımpaşa'dan 4 oyuncu var. Paslaşarak kullandılar Efe Dahi. Hasan Emre yaptı ortayı, savunma karşıladı. Dönen top bir şut şansı. Hozan vurdu, savunmadan dönüyor. Ensar yine çevirdi. Alanya Spor için hızlı hücum şansı. Yusuf kontrol etti. Yusuf Özdemir taşıyor. Ayak koyan Ensar. Kafa başarılı. Hasan Emre. Çağan. Yusuf dokundu dışarıda. Emre Gürsel. Aykut Eren top oyun alanında kaldı. Bir kez daha Yusuf dışarı gönderdi. Ya oyna Emre. Emre kullanıyor cezalının içine Ahmet. Ahmet Çağrı hemen hareketlendirdi. Osman'ın koşusu vardı. Osman gidiyor onunla birlikte Taha Veysel. Osman kontrol etti, arkadaşlarına bakıyor, bekliyor. Osman yerde kaldı, faul. Taha Veysel faul yapan isim. Alperen hemen topun başına geçiyor. Yüzüncü dakika değerli izleyiciler, ilk uzatma devresindeyiz. Abi 2 kişilik baraj istedi kaleci Ramazan. Belirhan da yaklaştı. Yayda kim var? Yayda kim var? Hasan abi. Hasan abi. Alperen topun başında. Barış'ın şimdi topun konulduğu noktaya göre yerini bir kez daha değiştirdi Ramazan. İşaret geliyor. Alperen gönderdiği kesmeyi Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Çağan bir orta daha geldi Ramazan. Ramazan uzun oynadı. Arkadaşının koşusu vardı. Geride Alihan kafayla karşıladı. Ozan da dokunuyor. Furkan Külekçi alabilecek mi? Aykut da koşuyordu. Çağan Kayra uzaklaştırdı. Anıl. Anıl'ın ortası. Efe Dahi. Efe bıraktı. Emre geriden geliyordu. Bayrak kalktı offside. Evet. Offside anı ekranlarınızda. Ahmet Çağrı kullanacak endirek vuruşu. Bir gol iki takımdan birini yarı finale çıkaracak değerli izleyiciler. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarını izleyeceğiz. O zaman bu maçın hemen ardından diğer maçta başlayacak Trabzonspor Göztepe. Anıl Asçelik. Alanya Spor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var, onu da söyleyelim. Hasan Emre yerde kaldı. Ve oyuncu değişikliği geliyor. Değerli izleyiciler, Alanya Spor takımında 41 forma numarasıyla Alihan kenara geliyor. Alihan'ın bir de sarı kartı vardı, söyleyelim. Ramazan Aslan 99 forma numarasıyla oyun alanında. Ramazan da değerli izleyiciler 2004 doğumlu. 2 Mayıs. Taha Veysel. Çağan. Ramazan aldı.
Ensar. Ensar'ın geçmesine izin vermiyor Çağan. Hasan Emre. Ozan'la paslaştı, tekrar kazanıyor. Kritik noktaydı. Alanya Spor için bir kontratak şansı olabilirdi. Emre. Yerde faul. Hasan Emre kullanacaktı, bıraktı. Oyuncularda yorgunluk da hissedilmeye başlandı değerli izleyiciler. İlk uzatma devresini artık bitiriyoruz. 104. dakika. Anıl Asçelik. Ahmet Çağrı. Ensar vurdu kafayı. Hasan Emre. Ramazan. Hadi. 105 dakikadır iki takım da kontrollü oyunu elden bırakmadı. Ozan'ın baskısı, son müdahale Çağan Kayra'dan. Furkan kullanacak. Furkan Kürekçi. Aykut. Birkaç daha. İlk uzatma devresine bir dakikalık uzatma geliyor. Ensar aynı yere iade etti. Çağan kullandı. Anıl havalandırıyor ama top dışarıdan çevrildi diyor değerli izleyiciler. Güner Mumcutaş'tan. Kerem. Alperen kafayla indirdi. Ozan. Ozan aldı, devam edemiyor. Alperen rakibini, Bedirhan hemen düzeltelim, rakibini perdeliyordu. Ona yapılan müdahale faul. Ve ilk uzatma devresi sona eriyor. Değerli izleyiciler, eşitlik bozulmadı. 0-0. Bakalım ikinci devre neler getirecek. Maçın başından beri formasyonlar değişmedi, isimler değişti ama önemli değişiklikler de geldi. Şimdi ikinci uzatma devresi, son 15 dakika. Burada eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarını izleyeceğiz. Süper Lig U19 gelişim ligleri playoff finallerinde. Oyuncular da su ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu maçın ardından Aspor ekranlarında Melike Çelik'in sunumuyla haber bültenini izleyeceksiniz. Ardından saat 22'de Trabzonspor Göztepe son çeyrek final mücadelesinde huzurlarınızda olacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray yarı finale yükseldiler. Başakşehir ve Beşiktaş'ı eleyerek diğer iki yarı finalist bakalım kim olacak? İşte son 15 dakika Alanya Kasımpaşa takımlarından biri değerli izleyiciler. İki takımın da gole yaklaştığı anlar oldu ama kaleciler izin vermedi ki onlardan biri Ramazan'ın müthiş kurtarışıydı. Maçın en çarpıcı anlarından biriydi. 90'a giden topa dokundu. Bir de üzerine top direğe çarptı. Evet, oyuncular tekrar oyun alanına dönüyorlar. Evet, sadece sahadaki futbolcular yorgun değil. Bu minik taraftar da yorgunluğunu tabii şanslı annesinin kucağında geçiriyor.
Ahmet de minik bir tedavi görmüştü şimdi. Evet. Karşılaşmanın hakemi Davut Bakul çelik topla birlikte oyun alanına geliyor değerli izleyiciler. İkinci uzatma devresi başlayacak. Bu arada diğer sahada, yani arkamızdaki sahada da bizden sonraki maç Trabzonspor Göztepe oyuncuların ısınmaya başladıklarını söyleyelim. Bu sahada maç devam ediyor nihayetinde. Ardından yine iki takım bu sahada karşılaşacaklar. Yan sahada ısınıyorlar. Furkan Kürekçi'nin vuruşuyla ikinci uzatma yarısı başlayacak. Evet, son kontrollerini yapıyor Davut Bakul Çelik. Son uzatma devresi başladı. Anıl'dan uzun top out'a gidiyor. Ahmet çıktıktan sonra orası Hasan Emre, Anıl Asçelik ve Ozan şeklinde oluştu. Ozan Harman, o da 2003 doğumlu. Kasımpaşa'nın çok şey beklediği isimlerden biri. Ahmet kullandı. Efe Dahi. Emre. Yusuf'un müdahalesi vardı. Şimdi kullanıldı atış. Ozan'ın vuruşu. Ramazan. Osman. Pasını verdi Yusuf. Kerem Ayta. Orta geliyor ceza alanı içine, kaleci Ramazan. Emre. Efe daha iyi sıyrıldı. Efe gidiyor. Efe ikinci rakibinden de sıyrılabilecek mi? Pasını vermeyi başardı. Furkan karşı karşıya. Furkan vuruyor. Üç oyuncu yerde kaldı. Dördüncüsü de yerde kalıyor değerli izleyiciler. Beşinci oyuncu da bu arada yerde. Üçünde çekme var. Orası net. Yani bu yaş grubu bu kadar kısa süreli 20 maçlı performansın ardından bu uzatmalar oyuncuları fevkalade derecede zorluyor. Hele bu sıcak ve nemde oyuncu sağlığını bozacak bir atmosfere geldik. Onu belirtelim, yani dün de aynısını yaşadık. Oyuncular defalarca yerde kaldılar. Devamlı çekme, çekme, çekme. Neden 19 yaş grubuna uzatma oynatıyoruz sorusunu bir kez daha sormak lazım. Yine bir oyuncular yerde. Karşılaşmanın hakemi de o noktada ikinci uzatma devresi. Sağlık görevlileri oyun alanına geliyor. Yani her şeyi uygulamalı öğrenmek zorunda değiliz. Bazı şeyleri öngörebiliriz. Mesela spor adamlarına sorduğunuz zaman, bu yaş kategorilerinde teknik adamlara sorduğunuz zaman muhtemelen hepsi söyleyecektir. Mart ayında başladı bu çocuklar. 20 hafta oynadılar ve buraya geldiler değerli izleyiciler. Hiç kolay değil. 120 dakika kolay değil. Çünkü final havasında geçiyor maçlar. Az önceki pozisyonu bir kez daha izleyelim. Çok iyi geldi Efe Dahi. Boşta kalan top, sonrasında Furkan Kürekçi ölçtü, biçti, vurdu ama istediği vuruş bu değildi. Evet. Emircan Çelik sakatlanmıştı. Kenara geliyor değerli izleyiciler Alanyaspor'da. Muhammed Ali açık eli görüyorum. Evet, 16 forma numarasıyla Muhammed Ali. Ahmet Çağrı kullandı.
Osman, Taha Veysel, Emre, Efe, yerden oynadı Furkan'a. Furkan top hala onda. Emre, top dışarıda Taç. Boğuluyor! Evet, bir sakatlık. Furkan hava topu mücadelesinde yükselmişti. Orada dizine bir darbe mi aldı? Buna bakalım değerli izleyiciler. Faulün oluşumu ekranlarınıza geliyor. Sağlık görevlileri oyun alanına girmediler. Bu arada Trabzonspor Göztepe karşılaşmasının esame listeleri de elimize ulaşıyor. Oyuncuların da karşılaşmanın hakemine itirazları var değerli izleyiciler ve tabii yedek kulübesinden de Erkan Çoker'in karşılaşmanın hakemiyle bir diyaloğu. Hemen düzeltelim, İlker Seven Hoca'nın evet bir diyaloğu, az önceki pozisyonda o bir de düdük bekliyordu. Ahmet Çağrı. Hasan Emre dışarıya gönderdi. Evet, yerinden kullanılmasını istiyor Davut Bakul Çelik. Muhammed Ali. Osman. Muhammed Ali sıyrıldı rakibinden. Muhammed Ali. Hasan Emre dokundu. Eray Güneş oyun alanındaki isim, hemen onu düzeltelim değerli izleyiciler. Alanya Spor'da 16 forma numarasıyla. Ramazan. Yusuf. Efe Dayı. Taç Kasım Paşa'nın. Emre uzun bir atış kullandı. Furkan. Hozan pasını gönderdi Efe Dayı. Efe yaptı ortayı cezaları içine. Geriden Furkan da geldi. Furkan Yaşa pasını gönderdi. Hasan Emre kaybediyor. Uzun top Ensar. Anıl. Furkan kafayla sağ tarafa indirdi. Emre'den önce Eray Bayrak da kalkıyor. Offside. Ahmet Çağrı atışı kullanacak. Endirek vuruşu. Değerli izleyiciler, 113. dakika, golsüz eşitlik. İki takımdan biri kalan 7 dakikada gol bulamazsa penaltı atışlarını izleyeceğiz. Ahmet Çağrı dışarı gönderdi. Şunu söyleyelim, iki takım oyuncularının da şu dakikaya kadar gösterdikleri performans ve çaba takdire şayan değerli izleyiciler. Yatarak müdahale Furkan'dan geldi. Kıyasıya bir mücadele. Ozan aldı, taşıyor. Efe Dayı. Eray onu takip ediyordu. Samet Elbacı. Alperen sıyrılamıyor. O ikili mücadele. Düdük çaldı, faul. Hasan Emre ve Alperen arasındaki ikili mücadele faulü Hasan Emre kazandı. Anıl arkadaşlarına bakıyor. Atış şimdi kullanıldı. Savunma karşılıyor Kerem. Furkan havalandırdı bu topu tekrar. Sağ taraf açıldı. Emre'nin koşusu var. Eray da gitti. Emre aldı.
Oynuyor. Eray ayak koyuyor taş çizgisi üzerinde. İkili mücadele. Eray çıkardı o topu oradan. Uzaklardan şut dışarıya gitti. Out. Ahmet Çağrı. Osman vuramadı. Alperen kovalıyordu. Taha Veysel havalandırıyor. Furkan Kürekçi yatarak müdahale kazandı. Furkan pası kısa düştü. Hozan sağ tarafa doğru aktardı o topu. Emre. Eray karşısında Emre iki rakibi arasından çıktı ama üçüncüsü dokunuyor. Alperen aldı şimdi. Yine kaybediyor. Bir hızlı hücum şansı olur mu? Hayır. Taha Veysel, Ensar Sarı. Furkan. Furkan yerden gönderdi ortasını. Kerem Ayta. Taç. Son olarak Ramazan'dan çıktı Furkan. Atışı kullanacak arkadaşlarına bakıyor. Hasan Emre. Furkan Yaşa. Emre koştu Eray ile birlikte. Aldı çıkmadan bir çalım denemesi. Eray uzattı. Emre tekrar kazandı. Anıl. Anıl'a gelmiyor. Alperen. Arkadaşından döndü. Samet hemen önündeydi. Sol tarafa gönderdi. Yusuf. Hasan Emre faul. Alanya Sporlu oyuncuların şiddetli itirazları var. Yusuf ve Osman itiraz ettiler. Onlar faul konusunda hemfikir değil. İşte bir başka açı pozisyon ekranlarınızda. Burada topu taşımıştı. Sonrasında arkadaşında kalınca Yusuf tekrar pozisyonun içine dahil oldu. Ensar. Taha. Yusuf. Eray kullanacak faul ötesini Alanya Spor takımında. Eray Güneş. Aykut ayak koydu. Ozan. Ozan Arman. Eren. Ramazan. Ramazan aldı. Furkan hemen arkasında. Pasını da verdi. Çağan yaptı ortayı. Kasımpaşa savunması uzaklaştırıyor. Şimdi Anıl uzun oynadı savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Karşı karşıya. Furkan Kürekçi. Eray geldi rakibinin dengesini bozdu. Açısı daraldı. Efe daha iyi pas bekliyordu. Efe'ye gelmedi. Şimdi geldi topu kazandı arkadaşına da veriyor. Bedirhan. Bedirhan da yerde. Anıl. Anıl Asçelik. Efe daha iyi bayrak kalkıyor. Bayrağın kalktığı an ekranlarınıza geldi. Endirek vuruşu Ahmet Çağrı kullanacak. Artık ikinci uzatma devresinin son 1,5 dakikasına giriyoruz. Bu dakikalarda gelecek bir golün telafisi yok. Ahmet Çağrı.
Maç böyle biterse penaltı atışlarında artık penaltı performansları 3. yarı finalisti belirleyecek. Çağan Kayrak gönderdi dışarıya. Furkan Yaşa kullandı. Hasan Emre'nin pası. Taha Veysel. Emre aldı taşıyor. Emre gidiyor Efe Dahi önünde. Şimdi Efe'ye. Efe kafasını kaldırdı, arkadaşlarına baktı. Yaptı ortayı. Alanya Spor savunması hata yapmıyor. Ensar. Osman'ın yüzüne çarpıyor bu top. Osman yerde kaldı değerli seyirciler. Evet, kalkıyor Osman. Osman Arslantaş önemli bir problemi yok. Bir dakikalık uzatma değerli izleyiciler. En sona ekleniyor. 120. dakikayı tamamlıyoruz artık. Furkan Yaşa taş atışını kullanacak Kasımpaşa takımında. Bekle dedi karşılaşmanın hakemi. Evet, Emre'nin formasını değiştirmesini istiyor. Oyun alanında kaldı. Bu arada evet, formayla ilgili bir problem, bir küçük bir kanama sonrasında o forma değişecek dedi müşahedenin hakemi Davut Dokul Çelik. Biz bir dakikalık uzatmayı yaşıyoruz. Şimdi ağır adımlarla kenara geliyor. Yedek forma hazırlanıyor tabii bu arada. Oyun alanında kaldı. Evet, o kanamadan dolayı forma değişecek ama forma da öyle tahmin ediyorum ki değerli izleyiciler. Evet, şimdi diğer taraftan getiriliyor. Yedek formasını giyiyor. Furkan. Top bir kez daha dışarıda. Evet, o kontrolde yapıldı. Emre Gürsel Hürcan tekrar oyun alanında. Furkan kullanıyor. Aykut aldı rakibinden. Ceza alanı içine doğru gönderdi. Kalesini terk etti Ahmet. O noktaya gelen Emre vardı. Vurmayı başardı. Top dışarıda ve uzatmalarda sona eriyor değerli izleyiciler. Artık penaltı atışları yarı finalisti belirleyecek. İş biraz da Ramazan ve Ahmet Çağrı'ya kalıyor. Kalan sürede penaltıcılar belirlenecek. Değerli izleyiciler, çok kısa bir ara rica ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, artık penaltıcılar belirleniyor. Kasımpaşa Yedek Kulübesi'nde artık son konuşmalar yapılıyor. Alanya Sporlu oyuncular da teknik direktörlerin etrafında kümelendiler. İki takım da 120 dakika nefes kesen bir performans sergiledi. Sonrasında artık penaltı atışları yarı finalisti belirleyecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. yarı finalist belli olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşmada Trabzonspor Göztepe karşı karşıya gelecek. Orada da bir yarı finalist, ardından yarı final kura çekimi yapılacak değerli izleyiciler. Hakem triyosu da kenarda. Tabii ilk penaltıyı kim kullanacak? O seçimde yapılacak. Alanya Spor ve Kasımpaşalı oyuncular sahada müthiş performans sergilediler. Son dakikaya kadar canla başla mücadele ettiler. Golsüz eşitlik, gol gelmedi. Önemli pozisyonlar ve anlar da vardı. Artık kaptanlar hakemin yanında değerli izleyiciler. Top seçimi yapılacak. İlk atışı kim kullanacak? Bunu göreceğiz. Oyuncular da orta alan çizgisine doğru kümelendiler. Ekranınızın sağ tarafındaki kaleye atışın kullanılacağını belirtelim. İlk penaltı için kim gelecek? Ramazan geriye doğru şimdi gidiyor. Kasımpaşa kalecisi.
Anıl Özçelik hareketlendi. Değerli izleyicilerlik penaltı atışını Kasımpaşa kullanacak. Ahmet Çağrı kaleye geçecek. Anıl Özçelik de maç boyunca 120 dakika boyunca gayet başarılı bir performans sergiledi. Ahmet Çağrı'nın şimdi kaleye geçmesini bekliyorlar. Anıl ve Ahmet Çağrı'ya karşılaşmanın hekeminden son uyarılar. Anıl topun başında. Ve bakalım eşitlik şimdi bozulacak mı? Ahmet Çağrı da tabii çizgiyi en azından bir ayağının terk etmemesi hususunda bir uyarı alıyor. Anıl Asçelik topun başında, Ahmet kalede. Düdük çaldı Anıl. Anıl vuruyor topu ağlarda. Kasımpaşa 1-1 yapıyor Anıl'ın golüyle. Enteresan hareketler Ahmet Çağrı'dan. Kalenin tam merkezine vurdu. Anıl Emre. Osman geldi Alanyaspor'da değerli izleyiciler. Osman Arslantaş topun başında. Ramazan kalesine geçiyor. Ramazan kalesinde dikkatli. Osman geliyor. Osman vurdu. Ramazan dokundu topu ağlarda. Alanyaspor da 1-1 yapıyor. Çok sert vurdu. Ramazan köşeyi bildi ama bu müdahale yeterli değil. Kasımpaşa'da değerli izleyiciler Furkan Külekçi geliyor. Furkan topun başında, Ahmet kalesinde dikkatli. Furkan. Furkan vuruyor. Ahmet kurtardı. Ayak. Tekrarını izleyeceğiz. Çizgide enteresan hareketler tabii Ahmet Çağrı'dan. Bu arada evet, ayaklar çizgide mi? Tekrar o noktaya geldi Furkan Külekçi. VAR inceliyor penaltı atışını. Bir ayağının çizgide olması gerekiyor. Evet, o incelemenin ardından VAR'da Furkan Aksuoğlu var. Davut Bakul Çelik'te. Evet, VAR penaltıyı tekrar kullanacak değerli izleyiciler. Furkan Külekçi. Ahmet Çağrı kurtarmıştı. İşte bu kurtarış. Hareket ediyorsun ya, fark edemiyorsun o nedenle. Tamam. İğnelenecek değerli izleyiciler. Karşılaşmanın hekiminden Ahmet Çağrı'ya bir uyarı daha geldi. Furkan Külekçi. Geride duramam mı? Topun başında. Bu arada Ahmet Çağrı da çizginin gerisinde durmak istediğini söylüyor. Karşılaşmanın hekimiyle o diyalog sürüyor. Hayır, biz bekleriz de 22'de diğer maç başlayacak. Furkan. Furkan geldi. Topu filelere gönderiyor. 2-2 oldu. Maç boyunca gol fırsatı bulamadı ama penaltıyı değerlendirdi. Şimdi Alperen geliyor Alanyaspor'da topun başına. Ramazan topun önünde bekliyor.
Alperen oyun alanına ikinci yarıda dahil olmuştu ve pazu bandında aldı. 2-1 durum. Alanyaspor ikinci penaltı atışını kullanıyor. Alperen, Soysal, işaret geldi. Alperen geliyor, Alperen. Alperen vurdu topu ağlarca. Şimdi durum 2-2. Furkan Yaşa topun başına gidiyor. Kasımpaşa takımında değerli izleyiciler. Kasımpaşa'nın sol beki. Sol ayaklı oyuncular ve penaltı atışı üzerine bol bol teoriler dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ama 3. penaltı atışında Erkan Çoker Hoca bir sol ayaklı oyuncu tercih ediyor. Furkan. Vay Yaşa, vay vay. Ahmet Çağrı topun başında. Furkan geliyor. Furkan vurdu topu ağlarda. Şimdi durum 3-2. Ve Alanyaspor 3. penaltı atışını kullanacak. Furkan da kalecisi Yaşar'a başarılar diledi. Alanyaspor'da şimdi Yusuf Özdemir geliyor atışı kullanmak için. Uzatmalarda belki en net fırsatlardan birini yakalamıştı. Ramazan kalesini terk etmişti. Bir aşırtma denemesi avuta gitmişti cezalarını dışından. Ramazan kalesine dönüyor Yusuf topun başında. Tekrardan vurma direğe, sabit durması lazım. Evet, direğe vurmaması konusunda bir uyarı aldı Ramazan. İşaret geldi Yusuf. Yusuf geliyor topu ağlarda. 3-3. Dördüncü penaltılara geçiyoruz değerli izleyiciler. Ve 14 forma numarasıyla Aykut Balcı topun başına geliyor. Ahmet Çağrı tekrar kalesine dönüyor. Bir penaltıyı kurtarmıştı ama VAR o penaltıyı inceledi ve yinelediler. Aykut penaltı noktasına koyuyor. Dördüncü penaltılar 3-3'lük eşitlik penaltı atışlarında geldi. Vuruyor topu ağlarda. Dört üç oldu. İki takım da şu ana kadar her atışı kullandı ve gole çevirdi. Kerem Hayta geliyor değerli izleyiciler. Alanyaspor'un stoperi. Karşılaşmanın henüz başında sarı kart görmüştü. Kalan dakikalar fevkalade kontrollü oynadı. Onu söyleyelim. 120 dakikada hatasız performans. Şimdi topun başında Kerem Ayta, Ramazan kalesinde dikkatli. Kerem geliyor. Kerem vurdu out. Kerem çok üzgün tabii, değerlendiremedi penaltıyı. Dışarıya gönderiyor. Ramazan da vurulacak köşeyi tahmin etti. Şimdi Hasan Emre topu filelere gönderirse Kasımpaşa yarı finale yükselecek değerli izleyiciler. Durum 4-3. 5. penaltı atışı için Hasan Emre Kasımpaşa'nın kaptanı topun başında. Ahmet Çağrı kalesinde ve takımı için bu sefer kesinlikle kurtarması gereken bir penaltı atışı. İşaret geldi. Hasan Emre'ye yaklaşıyor. Hasan vurdu topu ağlarda. Kasımpaşa yarı finale yükseliyor değerli izleyiciler. U19 gelişim ligleri playoff çeyrek final 3. mücadelesi. Büyük sevinç yaşıyor Kasımpaşalı oyuncular. 120 dakikalık mücadele. Elbette burada kupalar önemli değil. Başarılar önemli değil. Bu oyuncular mutlaka gelişim kaydedecekler. Tecrübe kazanacaklar. Ve takımları için, milli takım için önemli isimler
haline gelecekler. Evet, biz sözü merkez stüdyolarımıza bırakacağız değerli izleyiciler. Ve saat 22'de bir diğer heyecanla Trabzonspor Göztepe maçıyla huzurlarınızda olacağız. Final penaltı atışını bir kez daha izledik. Kaptan Hasan Emre'nin vuruşu ve sonrasındaki selamıyla.